Sevgili dostlarım, bugün deste seçte kahve falım var, Laro tarotum var, klasik tarotum var ve melek kartlarıyla destek vermek istiyorum. Haydi bakalım, hayırlısı olsun. Şimdi kahve falıyla başlamaya niyet ediyorum. Enerjisini bir açıyorum. Sanki bir özgürlük arayışı, bir çaresizlik, bir terk edilmişlik ya da bir boşluk hissi uyandırıyor bende. Kalbi çok temiz, altın gibi bir yüreği var ama bir şeyler eksik hayatında. Onun tamamlanmasını bekliyorsun. Haydi bakalım, hayırlısı olsun sevgili dostum. Şöyle bir kahve falına enerjisini aldığında, kahveyi pir kalbime gir, kalbimdekini bil dediğimde, çok güzel altın gibi bir kalbin var. Görüyor musun? Bütün dileklerinin gerçek olacağı bir dengedesin. Bakın. Bakın. Altın rengi bir kahve fincanından altın kalpli birisi. Eninde sonunda bütün dileklerin gerçek olacak, bunu bilmelisin. Aslında normalde böyle bir fala bakılmaz. Neden? Çünkü bütün dileklerinin fazlasıyla gerçek olacağına yorumlanır. Bir açıyorum. Şu anda belki umutsuzluk var, belki mutsuzluk var ama yakın zamanda yepyeni bir kapıdan içeri giriyorsun. Bunun adı mutluluk kapısı. Bunun adı artık başarı kapısı. Ve gerçekten ardı ardına gelen mutluluklar ve başarılar seni çok üst skalalara taşıyacak. Yıldızının parladığı bir döngü yaşayacaksın. Aynı zamanda kalbin ortasında bir çiçek. Şöyle iki tane kalp birleşmiş ve bir çiçek, tek bir bütün olmuşlar. Aşkla ilgili beklentilerin tamamını cevaplayacak olaylar yaşayacaksın. Aşkınla ilgili veya aşkla ilgili olumlamalar sana çok iyi gelebilir. Mutlaka bunu yap. Hayata güveniyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Yaşam beni destekliyor. Seviyor, seviliyorum. Bunları diyebilirsin olumlamalarından. Aynı zamanda Ya Musavvir esması hiç dilinizden düşmesin. Ya Vedud esması dilinizden düşmesin. Mutlaka Ya Müntekim esması. Karşılıksız sevenler ya da sevgisini böyle hani ziyan etmek istemeyenler için onu öneriyorum. Burada bir koltukta oturmuş bir insan görüyorum. Koltukta oturmuş, mevki sahibi birisi. Bir şeyler ters gidiyor sanki, birileri ona engel oluyor. Döndüğüm arkasını herkes bir anormal konuşmalar yapıyor. Fakat bu kişi hiçbir zaman yılmıyor. Telefonlara sarılıyor, çalışmalarını yapıyor. Kesinlikle ve kesinlikle bildiğinden şaşmayan birisi. Mutluluğu hak eden birisi, düştüğü sıkıntılı durumdan tez zamanda kurtulacak. Nevahat, nezahat, nevbahar veya nüket gibi adına N harfi olan bir bayan. N harfi ile ismi başlayan bir bayan. Sanki bir aşkta kırgınlık yaşamış, barışmak istiyor, barışamıyor. Aramak istiyor, aranamıyor. 2 haftadır veya 2 gündür sıkıntıda olan bu hanım, adında N harfi var. Dediğim gibi N harfiyle de ismi başlayabilir. Sevdiği insandan alacağı haberlerle beraber çok büyük mutluluklara yelken açacak. Mutluluk o zaman taçlanacak adeta, çifte katlanacak ve ona doğru gelecek. Bir sevgili dostlarım, arsa işiniz var, onu halledeceğinizi görüyorum. Bir arsa işi çok güzel şekilde hallediliyor. Bir cami ve geniş bir mecrada toplanmış insanlar. Aniden bir dinsel bir törene katılabilirsin. Duaların kabul olabilir. Cami zaten bir araya getirmektir. Cami aynı zamanda bir genç kızın görmesi
Hani rüyasında falan cami görmesi hayırlı kısmet çıkıp evleneceğine işarettir. Camide görüyorum sizi kalabalıkta veya dua ederken şöyle hem duada görüyorum hem bir caminin bahçesi kalabalıklar ama kötü bir kalabalık değil. Sanki bir hani ne derler kutsal bir tören. Yakında bayram da yok ama kandil var ya, kandil olabilir, kandil töreni olabilir. Orada bir şerbet içiliyor, bir dua ediliyor. Duaların anında kabul oluyor. Haydi bakalım hayırlısı. Şimdi Aslan burcundan birisi bir boşlukta oturmuş, bir boşluk hissi var. Aslan burcundansanız veya partneriniz, yakınınız, evladınız bir boşluk hissi var. Boşluk hissini doldurmaya çalışıyor. Bir şeyler eksik kalmış diyor. Eksik kalanı tamamlayacak mutluluk ve beraberlik olacak. Tabakta sunulan bir şey, bir meyve tabağı gibi birisine sunuluyor. Bunun adı berekettir, bunun adı iyiliktir. Karanlıktan aydınlığa çıkman çok yakın. İki haber alıp sevineceğini görüyorum. Sevgili dostlarım, şurada bir çocuk ve annesi, bir kız çocuk ve annesi sanki bir yerlere gidiyorlar. Annenizden alacağınız haber ya da annenizin bir konuya el atması, size yardım etmesi sonucu oldukça iyi bir döngüye gireceksin. Mutluluklar ve başarılar senden yana gözüküyor sevgili dostum. Bakalım melek kartlarından hangisini seçiyoruz? Kahve falını seçen dostlarıma bakalım melek kartları neler vaat ediyor? Araştır diyor. Sevgili baş melek Ceremael, lütfen benim bu konu hakkında bilgi almamı sağlayın. Bilmediğim konular hakkında duru görü ve duru işiti yoluyla bilgi edinmemi sağlayın. Teşekkür ederim diyebilirsin. Şimdi geliyorum Larot tarotu seçen sevgili dostlarıma. Bakalım onlara neler vaat ediyor bugün. Larot tarotu seçenlere. Şimdi Larot tarotu seçen sevgili dostum. Bu aralar çok yanlış anlaşılmışsın. Bazı dostlarıma yeni başlangıçlar yapma, yeniden bir işi oluşturma gibi bir durum söz konusu. Fakat ikili ilişkilerde yanlış anlaşılma veya senin beklentilerine değil, sanki kendi beklentilerine göre hareket eden bir partner. Bencil bir partner ya da karı koca ilişkilerinde bencil bir karı ya da koca. Sevgili dostlarım, böyle bir ayağına pranga vurulmuş. Sen yakın zamanda bu esaretten kurtulacaksın. Bir takım sıkıntıları böyle alacaksın üzerine ama onları geri yollaman kolay olacak. Çünkü karşındaki insanlar oldukça akılsız ve plansız iş yapmışlar. Ve sen zekanla, aynı zamanda düzgün duruşunla ve disiplininle bazı düşmanlarını püskürtmeyi başaracaksın. Şu anda bir ay gibi bir süre sıkıntı, migren veya hafif depresyon durumların olabilir. Teker teker dostların, teker teker akrabaların sanki seni yalnız bırakacaklar. Ama bu döngüde senin çizdiğin bir yol var. İnanır mısın? Sadece kendine güveniyorsun. Önceleri belki ritüel yaptın, dua yaptın, kabul olmadı. Öyle hissediyorsun. Aslında duyuldu. Tabii ki duyuldu. Dualarında, ritüellerinde duyuldu o sistem. Ama senin hayrına, bütünün hayrına bir şeyler ters gidiyordu. Ve Rabbil Alemin dedi ki lütfen biraz beklemede kal. O sistem seni beklemeye aldı, ruhani sistem, ve şimdi senin önünde sınırsız yollar açılacak. Belki senin için olmayan, belki senin hayalinde tasarladığın bir belki senin hayalinde tasarladığın bir olay gerçekleşmedi.
Hayallerin belki yarım kaldı. Düşüncelerin yerini bulmadı. Ama bunun da bir sebebi vardı. Bunun sebebi neydi? Kesinlikle biraz daha dikkatli ol. Etrafındaki insanlara dikkat et ve şu an için aceleye getirme hiçbir şeyi. Biz senin için yollar hazırladık diyor. Ve gerçekten senin başarını kıskananlar, senin ateşli çalışmanı, senin böyle hızlı hızlı düşünmeni, işler başarmanı çekemeyen çok insan var. Ama en sonunda ne yapacaksın biliyor musun? Hepsini hayatından sileceksin ve yaşamımın mimarı benim. Buna ben imza atıyorum, ben şekillendiriyorum diyorsun ve gerçekten çok büyük mutluluklar, çok büyük huzurlar seninle. Haydi hayırlısı bakalım sevgili dostlarım. Şimdi gelelim melek kartlarına, tarot destesini seçenlerin, Lero tarotu seçenlerin melek kartları. Işık işçisisin. Baş melek Mikail diyor ki sen kuvvetli bir ışık işçisisin. Ne yaptığını biliyorsun. Gittiğin yolu biliyorsun ve yapman gerekeni biliyorsun. Daha öncekilerden ders aldın. Artık ilerleme zamanı diyor baş melek Mikail. Sevgili dostlarım. Lero tarotu seçenler bu şekildeydi sevgili dostlarım. Ve klasik tarota geliyorum. Bir yol düşünüyorsun. Bir yerlere gitmek, bir şeyleri değiştirmek ya da hani bir sihirli değnek değsin diyorsun. Ama bir türlü engellerden kurtulamıyorsun. İki engel, üç engel, bazen ufacık bir engel seni yolundan edebiliyor sevgili dostum. Bak görüyorsun hep böyle kartlar fırlıyor. Bir yerlere gitme planın var. Bir şeyleri başarma planın var. Biraz daha bekle bana kalırsa. Bakalım bekleyelim mi, beklemeyelim mi? Şimdi bekleyelim mi, beklemeyelim mi? Öncelikle şu müjdeyi veriyorum. Keskin bir kılıç gibi. Yeniden doğar. Hani keskin bir kılıç geçmişle gelecek arasına bir ışık tutuyor. Geçmişi geride bırakıyor. Ben geleceğe umutla bakarım diyor. Gerçekten de çok büyük umutlarla başlayacağınız bir işten inanılmaz derecede kar edeceksiniz ve yakın zamanda iki büyük sevinciniz var sevgili dostlarım. Senin dışında kalanlar şu en güzel karttır. Büyük arkanadan en güzel kartlardan birisidir güneş kartı. Yeniden doğuş, yeni bir evlilik, yani belki boşanmış olabilirsin, ayrılmış olabilirsin, yeni bir insanla hayat yeniden başlayacak. Doğum olayı olacak, nişan olayı olacak, yenilenme, değişim ve hareket. Yaşamına hareket gelecek. En müjdelik karttır neredeyse. Yıldız kartı da aynı ama yıldızın biraz sönük geldi geçmişte. Şöyle ki bir insanı hayatına çekmişsin ama onunla yaşadığın aşk ve beraberlik senin modunu düşürmüş, yıldızını düşürmüş. Yaşama isteğin azalmış, insanlara karşı biraz daha hani ketum olmuşsun, kimseyle konuşmak istememişsin, yaraların sarılsın istememişsin ve yakın tarihte şöyle güzel bir haber alacaksın ki sevgili arkadaşım hem ailenin desteklediği hem de toplumun desteklediği ve dostluktan, arkadaşlıktan mütevelli bir aşk doğacak. Aynı zamanda bir işe girme, bir işte bulunma ya da hani bir işten kar sağlama gibi durumlarınız gerçekleşiyor sevgili dostum. Şu anda bir iş görüşmesi var. İş görüşmesinin arkasından
işe gireceksin, alınacaksın. Bu yeni bir işte olabilir. Ya da ikinci bir işin olabilir genç kardeşim. Yeni bir işe giriyorsun yani. Ya da aynı işinde terfi ediyorsun. Mutluluklar, başarılar senden yana iki yaka bir araya geliyor. Hani iki yakan bir araya gelmez diyorsun ya, iki yakan bir araya gelmedi. İstanbul'a da söylenir. Ah İstanbul, iki yakan bir araya gelmiyor. Kim bilir kimin ahını aldın ki der. Şurada iki yaka bir araya geliyor. Hem iş çevresi, hem aile çevresi bir oluyor. Yani özel hayatınla iş hayatını dengede tutuyorsun. Oh be rahatladım diyorsun sevgili dostlarım. Aynı zamanda şöyle bir nişan, düğün gibi bir merasim yapılacak. Mutlu ve huzurlu gözüküyorsun. Düşmanlarının silahını eline geçirmişsin. Birilerinin gerçekten kötü niyetini öğrenmişsin ve onları yenmeyi başaracaksın. Aslında onların silahı sensin. Onlara çok taviz verdin. Ve gerek aşk hayatında, gerek iş hayatında taviz verdiğin insanlara artık değer vermeyeceksin. Diyeceksin ki senin ederin bu, giderin bu. O kadar. Ederin neyse giderin o kadar. Çünkü senin bütün iyi niyetlerini suistimal eden insanlara karşı sen de silip süpüreceksin onları. Ve kendi kalbinin içine silip süpüreceksin. Ben kötülüklerden temizleniyorum. Ben kötüleri temizliyorum. Sadece yüreğimde saf sevgi ve iyilik var. Yüreğim bir pırlanta kadar parlıyor. Bu kadar. Her gün bunu söyle. Ben yüreğimi temizliyorum. Kötülüklerden arındırıyorum. Kötü insanları siliyorum. Kötü düşünceleri siliyorum. Artık ben özgürüm. Kalbim pırlanta kadar parlar. O zaman yıldızınız parlar işte. Yapın bunu. Ve bakalım sevgili melek kartlarımız neler vaat ediyor bize. Affet diyor. Sana kötülük yapan birisini affet diyor. Affetmemenin verdiği zehri bırak diyor. Sevgili baş melek Ariel, lütfen benim geçmişimde olan kötülükleri affetmeme yardım et. Geçmişimde olan her şeyi affediyorum, geleceğe güvenle bakıyorum. Ve affetmemenin verdiği zehri akıtıyorum. İçinizden akıtın. Gitsin. Süpürün içinizi, auranızı, kötülükleri süpürün gitsin. Sevgili dostlar, bugünkü Deste Seç'te klasik tarot vardı. Laru tarot vardı, kavi falı vardı. Şimdi eğer benden tarot okuması, çakra açılması ya da kahve falı bakımı konusunda bilgi isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Aynı zamanda melek koçluğu yaptığım için meleklerle şifa çalışması yapmaktayım. Hepinizi çok seviyorum. YouTube'dan biliyorsunuz Astro Canan Canoğlu, abone olun, tıklamayı unutmayın. Tıklamak diyorum ben hani. Like'lamak ama ben hani tıklayın ya. Böyle kovmayın. Beğeni bırakın. Sevinirim. Instagram'dan da Astro Canan. Twitter'dan da Astro Canan Canoğlu. Allah'a emanet olun. Yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun. Hepinizi seviyorum. Hep birlikte büyüyelim. Hoşça kalın.